Hocam diyor ki ilk parasını gönderip şey yapalım. Gidelim. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi kurullardan geçmiş olan restorasyon projesinin uygulamasını hayata geçirmekti. Bu kapsamda çalışmalara başladık. Yani öteden beri en öncelikli hedeflerimiz Anadolu'nun en iyi korunmuş birkaç Roma dönemi tapınağından birisi olan Zeus Lepsinos Tapınağı'nın restorasyonunu yaparak tam olmasa da kısmen eski ihtişamına kavuşturmak idi. Güney tapınağın güney cephesinin önündeki toprak yiğini içerisinde başka mimari bloklar var mı, işte kullanabilecek durumdalar mı gibi durumları açığa kavuşturmak için hem kazı hem de güneydeki üst üste yığılmış olan blokları, yaklaşık 250 adet bloğu yerlerinden alarak bilahare restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere uygun bir alana taşıdık. Şu an arkamızda görülmekte. İstif ettik onları da. O iş bittikten sonra kazı çalışmalarımız başladı. Bahsettiğim gibi mimari blokların açığa çıkarılması amacıyla. Aslında biz hani mimari blok beklerken aniden büyük sürprizlerle karşı karşıya kaldık. Önce birinci sürpriz, arkasından ikinci sürpriz, işte yazıp şu bu. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Aslında sadece bizi heyecanlandırmadı, arkeoloji camiasını heyecanlandırdı. Çünkü Karya bölgesinin eksik olan arkaik dönem heykeltıraşlarının çok önemli iki halkasını burada ortaya çıkardık. İki Kuros karşımıza çıktı. Kuros aslında ayakta duran genç erkek anlamına geliyor. İkonografik olarak çok şey anlatır bunlar. Bunların kökenlerine baktığımızda tabii ki yine Mısır, Fenike, ondan sonra işte Asur kaynaklı olduklarını görüyoruz. Fakat burada ele geçen iki kuros, bunlardan bir tanesi çıplak, bir tanesi zırh ve tünik, yani kısa bir etek giyimdi. Zırh deriden yapılmış, onu anlıyoruz. Ve her iki heykelin elinde de aslan yer alması. Aslan ikonografik olarak çok önemli ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda her iki heykelin de birebir benzerini bulamadık. Özellikle çıplak olanın elinde aslan olması ve hatta daha da önemlisi sol bacağı üzerinde karca bir, dört satırdan oluşan karca bir yazıtın yer alması bunun bir adak heykeli olduğunu açıkça gösteriyor bizi. Aslanla birlikte betimlenmiş olması da bunun büyük bir olasılıkla Apollo olduğunu gösteriyor bize. Bu bizim için son derece önemli. Kuroslarla ilgili çalışmalarımız başladı. Devam ediyor akademik, bilimsel anlamda, ikonografik anlamda. Ve eminim ki hem Karya tarihi için, arkeolojisi için, hem Euromos için bunlar çok önemli sonuçlar doğuracak nitelikte heykeller.
Onun dışında Helenistik döneme ait eksik olmasına rağmen şu an ölçtüğümüz kadarıyla 2 metre 20 santimlik, üzerinde son derece okunaklı Grekçe yazıt bulunan bir taş stel ele geçti. Bunun da çözme çalışmalarımız başlayacak en kısa sürede.